Haber'den hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında kendisine yöneltilen aşısızlara kısıtlama gelecek mi sorusuna durumu kabine toplantısında ele alacağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından cami cemaatine seslendi. Sonrasında dışarı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapıda kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Yani burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı, yok mu? Bunların üzerine gidiliyor. Muhabirler Cumhurbaşkanı'na ilk olarak ülkemizin farklı farklı noktalarında çıkan yangınları ve sabotaj iddiasını sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu, bunların üzerinde duruluyor dedi. Yangınlarla ilgili tabii soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Yani burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı, yok mu? Bunların üzerine gidiliyor. Burada İçişleri Bakanlığımızın şu anda yoğun çalışmaları var. İstihbarat örgütlerimizin yine aynı şekilde yoğun çalışmaları var. Tabii bütün bu çalışmalardan sonra net ne olabilir? Bunu o zaman açıklamak durumunda olacağız. Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçakların kullanılmaması iddiasıyla ilgili soruları da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları'nın elinde buralarda rahat kullanabilecek uçak falan yok. Bunlar uyduruyorlar ifadelerini kullandı. Türk Hava Kurumu'nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. Ama bunlar duymaz uydurur kabilinden uyduruyorlar. Biz ise şu anda bir de burada arkadaşlar 45 helikopterle ve bunlar fonksiyonel helikopterler, bunlarla çalışıyoruz. Bunların yanında şu anda biz bugün itibariyle uçak sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette. Bu uçaklardan Rusya'dan aldığımız uçaklar var. Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var ve az önce yaptığımız görüşmeler neticesinde Azerbaycan'da bir amfibik uçağını o da gönderecek ki bunlarla beraber 6-7 uçak sayısı bulacak. Cumhurbaşkanı olacak mı sorusuna da yanıt verdi. Fakat bu çalışmaları yaptırmak suretiyle de inşallah yapacağımız ilk kabine toplantısında durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayram, açık söylüyorum, her şeyi bir yerde de bayramdaki halkımızın yaşam tarzı tersine çevirdi. Bunu nereden biliyoruz? Önümüze gelen rakamlardan görüyoruz. Ve bu rakamlarda tabii durum maalesef aleyhe döndü. Sayın seyirciler, ülkeyi esir alan yangınlarla ilgili gidişatı hakkında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var, 57 nokta kontrol altına alındığı ifadelerini kullandı. Yangınların sebebiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar sosyal medyada dolaşıyor maalesef. Ülke genelinde 6 ilde 20 noktada yangınlar devam ederken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangının devam ettiği bölgeyi havadan helikopterle inceledi. Sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la birlikte kameraların karşısına geçen Pakdemirli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tabii ki şu an için yangınların sebebiyle ilgili başından beri söylediğim şeyin aynısını tekrar ederek devam edeceğim. Adli merciler ve kolluk kuvvetleri bu konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bakan Pakdemirli, şu anda aktif olan tüm yangınlarımızda iyiye doğru bir gidiş var dedi. 71 yangının 57'sini kontrol altına aldık. Daha önce de söylediğim gibi çok uzun zamandır karşılaşmadığımız derecede büyük yangınların
aynı zamana rastlamasından dolayı bir miktar daha çalışmalarımız uzuyor. Ancak şunu memnuniyetle ifade edebilirim ki şu anda aktif olan tüm yangınlarımızda iyiye doğru bir gidiş var. Bildiğiniz gibi kontrol altında demediğimiz sürece yangınlarla ilgilenmeye ve açıklama yapmaya devam ediyoruz. Bugün sabah itibariyle birkaç yangınımızla ilgili kontrol altına almayı umuyorduk. Ancak şu anda ihtiyaten iyiye gitmekle beraber bunlar için de kontrol altında diyemiyoruz. Aktif yangınlar hakkında da bilgi veren Bakan Pakdemirli konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Aktif yangınlar Adana, yine burada da iyiye doğru gidiş var. Osmaniye hakeza öyle. Antalya şu an bu bölgede, Manavgat bölgesinde bir hocalar tarafında tüten odaklarımız var. Ayrıca bir de Gündoğdu'da sarp ve kayalık alanda devam eden bir yangın var. Etrafları çevrili olmadığı için kontrol altında demiyoruz. Mersin'de Aydıncık'ta bir miktar iyiye doğru gidiş var. Silifke daha iyi durumda. Kayseri ve Muğla'da da iyiye doğru gidişler var. Muğla'da, yani Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Ancak yerleşim yerlerinde şu anda bir tehdit yok. Denize doğru ilerleyen ama yerleşim yeri olmayan bir yangın var. Orada da ekiplerimiz kontrol altına alma çalışmalarına devam ediyorlar. Yangına müdahale eden ekipler hakkında da bilgi veren Pakdemirli konuşmasına şöyle devam etti. Tüm bu yangınlara 3 uçak, 9 tane insansız hava aracı, 1 tane insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, o da şu an Antalya Manavgat bölgesinde, sizlerle görsellerini paylaşmadık henüz, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve tüm kamu kurumlarından 4000'in üzerinde personelle bu mücadelelerimizi devam ediyoruz. Maalesef 3 Antalya'da, 1 de Muğla'da kaybımız var. Tekrar kayıplarımız için onlara rahmet diliyoruz. Akdeniz ve Ege bölgesindeki yangınlara müdahale etme devam ediyor. Söndürme çalışmalarına katılan 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı. Yangın ekibine su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir'in hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı. Şahin'in gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylediği görüntüler herkesi duygulandırdı. Yangın hala devam ediyor. Biz su taşıyoruz. Halimiz bu. Marmaris'te çıkan ve bir anda büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ederken alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışan 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Akdemir'in cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aslen Köyceğizli olan ve uzun yıllardır Ortaca ilçesinde yaşayan Şahin Akdemir'in Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi. 25 yaşındaki Akdemir'in meydana gelen yangına yardım etmek için motosikletiyle bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek verdiği öğrenildi. Allah hayırlarımızı kabul eylesin. Hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in bir ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi. Bu arada Şahin Akdemir'in sosyal medya hesabından yangında paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Yangına motosikletiyle gidişini yayınlayan Şahin Akdemir şöyle konuşuyor. Yangın ekibine su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa aşılamada sondan birinci olunca Şanlıurfa Valiliği harekete geçti. Gençlerin COVID-19'a karşı aşılanma oranı hediyelerle artırılmak istendi. Peki Şanlıurfalılar neden aşı olmuyor? Kanal Urfa ekibi bu sorunun yanıtını bulmak için vatandaşa mikrofon uzattı.
Yeni tip koronavirüse mücadele kapsamında Şanlıurfa'da düşük seviyede olan aşılama oranının gençler arasında gerçekleştirilecek olan hediye çekilişiyle artırılması hedeflendi. Ama halen aşılamada gerilerdeyiz. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında en az bir doz aşı yaptıranların oranının en düşük olduğu kentler arasında yer alan Şanlıurfa'da bu rakamların üst sıralara çekilmesi amacıyla Şanlıurfa Valiliği Kordiyesi'nde çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Şanlıurfa'da vatandaşların bir kısmı aşı yaptırırken diğer kısmı ise tedirginlik yaşayarak aşı yaptırmıyor. Kanal Urfa ekibi olarak vatandaşın bu süreçte nabzını tuttuk. İşte vatandaştan aldığımız yanıtlar. Yaptırmamıştı valla aşıyla. Aşıya güvenim olmadığı için sonraki zamanlarda ne getireceğini bilmediğim için bu aşıyı yapmayı düşünmüyorum. Herhalde ülkemizin güvenliği konusunda mesela güvenmiyorlar. Ondan dolayı da şimdi Türkiye kendi üretmediği bir şeyi güvenmediği için yapmıyordur. Şimdi dış ülkeden geldiği için ne kadar güvenli olur onu bilemeyiz. Hani Alman aşısıymış, Çin aşısıymış. Bunu bilemediğimiz için onun için geride kalmamız doğru bir şey bence. Çünkü yani hani Türkiye üretmemiş mi? Türkiye üretseydi gözü kapalı hepimiz yapabilirdik. Bence devletimizin verdiği imkanlar çok iyi bu yönde. Bakıyoruz bir çay bahçelerine, alışveriş merkezlerine, bu tip şeyler, standlar kuruluyor. Ben de aşı olmadan tavsiye ediyorum. Çünkü aşı koruyacak bizi. Yani virüsü bu şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Aşı yaptırdık, evet. İki doz BioNTech aşımızı olduk. Evet, ya insanlarımıza tabii ki buna karşı bir teşvik olması lazım. Devletimiz de bu konuda yani ücretsiz olarak bu aşılar bize sunuyor. Yani imkan varken şu anda yaptırmamız önemli. Sağlığımız için, toplum için, gelecek için ve gelecek nesiller için bunlar büyük önem arz ediyor diye düşünüyorum. Bu arada Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Gülüm vatandaşları aşı yaptırmaya davet etti. Yani aşılamada maalesef şu an Türkiye'nin son vilayetiyiz. Aşılama oranı en düşük şehirlerden biriyiz. Bu tür salgınlarda, bu tür artışlarda en koruyucu, en önemli unsur aşılama oranlarımız. Temmuz ayının başından bu yana özellikle yoğunlaşan büyük bir aşı seferberliği var. Bu aşı seferberliğinde aşı oranlarımızı 3 katına kadar çıkardık. Aşı sayımızı 3 katına kadar arttırdık. Ama bu oranlar yine bizim %40 bandına kadar genelimize yetti. %40'lık bir toplumsal aşı oranı büyük bir dalgada bizi korumaz. Halkımızdan, ufamızdan, istirhamımız, beklentimiz, özellikle genç kardeşlerimizden, bu 65 yaş ve üstünde oldukça Urfa iyi bir aşılama oranına sahip. Ama özellikle 18-24 yaş grubunda aşı oranımız oldukça düşük. Genç kardeşlerimizden aşıya ilgi göstermelerini istiyoruz. Ortakta dolaşan kulaktan dolma bilgilere lütfen itibar etmesinler. Bunların hiçbir bilimsel yanı yoktur. 4 milyara yakın dünyada aşı uygulanmıştır. 4 milyar. Bu kadar uygulanan aşı içerisinde işte kolda ağrı, hafif ateş, kas ağrılarının dışında ciddi bir yan tesiri bildirilmemiştir. Sayın seyirciler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerinde düzenlenen hava harekatında teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleriyle mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde düzenlenen hava harekatında teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleriyle mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatının büyük bir azim ve kararlılıkla yürütüldüğü belirtilerek, bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 29 Temmuz'da hava harekatı düzenlendiği kaydedildi.
Açıklamaya göre hava harekatıyla teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleriyle mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edilerek terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir ifadeleri kullanıldı. Şanlıurfa'da rezidans, daire ve ofis sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat doğdu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi 1. Etap projesinde inşa edilen 54 rezidans, daire ve 32 ofisi açık artırma yöntemiyle satışa sundu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi 1. Etap projesinde inşa edilen 54 rezidans, daire ve 32 ofisi açık artırma yöntemiyle satışa sundu. Alıcılar 54 rezidans, daire ve 32 ofisi %25 peşinat ve 120 ay vade ödeme planıyla sahip olabilecek. Açık artırmadan sonra konut ve ofislerin ise hemen teslim edileceği belirtildi. Satışlar 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 11'de Şanlıurfa GAP Tarımsal Eğitim Merkezi ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası konferans salonunda yapılacak. Açık artırma için başvurular 28 Temmuz'da başlayacak ve açık artırma gününde de Türkiye Halk Bankası'nın tüm şubelerine başvuru yapılabilecek. Taşınmazlara talip olan alıcıların her taşınmaz için ayrı ayrı katılım teminatı yatırması gerekiyor. İnternet katılımının 11 Ağustos 2021 saat 11 itibariyle sonlanacağı aktarıldı. Satışa ilişkin detaylı bilgilerin www.emlakmuzayede.com.tr ve www.toki.gov.tr internet adresinde yer aldığı kaydedildi. Bundan 28 yıl önce Şırnak Uludere'de vatani görevini yaptığı sırada terör örgütünün kalleş saldırısı sonucu şehit edilen Piyade Er Mahmut Teke'nin şehadet yıldönümü münasebetiyle tüm şehitlerimiz için dergah camiinde mevlid okutuldu. Şanlıurfa'da şehitler için mevlid okutuldu. Şanlıurfa'da cuma namazı öncesi okutulan mevlid-i şerife Vali Abdullah İrin, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Okutulan mevlid, yapılan dualar ve cuma namazının ardından Vali Erin ve beraberindekiler cami çıkışında vatandaşlara ikramlık dağıttı. Cami avlusunda vatandaşlarla sohbet eden Vali Erin, Balıklıgöl platosunda kurulan mobil aşı istasyonunu da ziyaret etti. Burada bulunan vatandaşlara koronavirüs salgını karşısında korunmanın en etkili yönteminin aşı olduğunu hatırlatan Vali Erin, gençleri aşı olmaya davet ederek görev başındaki sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin hale getirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle talepleri birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Seçildiği ilk günden itibaren esnaf ve vatandaşlarla birlikte olan ve talepleri sahada birebir dinleyen Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin hale getirdiği saha gezilerine ara vermeden devam ediyor. Başkan Kuş son olarak beraberinde meclis üyesi İbrahim Halil Beyaz'la birlikte soluğu çarşı bölgesinde aldı. İlk olarak ucuzluk çarşısına geçti. Burada esnafı tek tek dolaşan ve talepleri alan Başkan Kuş daha sonra çarşı bölgesine geçti. Emriyiz, istediğiniz. Valla bir emri varsa seni emri olur diye. Peki, görüşürüz. Burada da meclis üyesi İbrahim Halil Beyaz'la birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret eden ve talepleri dinleyen Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnaf tarafından kendisine iletilen sorunların çözümü için ilgililere talimat verdi.
insan, sen nasıl rahatı yerine inşallah. Esnaf ve vatandaşlarla her zaman iç içe olacaklarını kaydeden Başkan Kuş, daha sonra bölgeden ayrılıp saha ziyaretlerine Eyüp Nebi Mahallesi'nde devam etti. İlçeyi esnaf ve vatandaşlarla birlikte yönettiklerini belirten Başkan Kuş, esnafımız ve vatandaşlarımızla her zaman iç içe olup taleplerini birinci ağızdan dinlemeye devam edeceğiz dedi. İçişleri Bakanlığı Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK ve KCK terör örgütü mensubunun 2 kilogram ağırlığındaki plastik patlayıcı ile yakalayarak gözaltına alındığını duyurdu. Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK-KCK terör örgütü mensubu 2 kilogram ağırlığındaki plastik patlayıcı ile yakalandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Mardin Kızıltepe yolu üzerinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen yol uygulaması sırasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı, telefon düzenekli yaklaşık 2 kilogram ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı madde ele geçirildi. Araç içerisindeki bir PKK-KCK terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alınırken, örgüt mensubu adli işlemleri için Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü, ifadeleri yer aldı. Haliliye Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aşevi, 706 aileye yılın 12 ayı sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor. Haliliye Belediyesi, temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetiyle gönüllere dokunmaya devam ediyor. Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye sloganıyla çalışmalarını dört koldan sürdüren Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, 706 hanede 3248 kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Haliliye Belediyesi'ne bağlı Aşevi'nde günlük olarak hazırlanan yemekler sefer taslarına doldurularak ailelerin evlerine teslim ediliyor. Haliliye Belediyesi tarafından günlük sıcak yemek ihtiyacı kapılarına kadar götürülen aileler yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Can Pulat'a teşekkür ettiler. Bir kaza haberi var sırada sayın seyirciler. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Urfa Kapısı yolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil iddiaya göre kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada otomobilde bulunan UBE, İHU ve BE yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa'nın Harran ilçesi İmambakır Mahallesi'nde Harran Belediyesi tarafından yapımı devam eden cami inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, tarih ve kültür şehri Harran'ın inanç turizmi açısından da oldukça öneme sahip olduğunu ve bu değere sahip çıkmak adına da çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Merkez İmambakır Mahallesi'nde Harran Belediyesi tarafından yapımına başlanan cami inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ekiplerin hummalı çalışmaları devam ederken Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz da cami inşaat alanını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ya hayırlı olsun. Huzur şehri Harran'ın bünyesinde birçok değeri barındırdığına işaret eden Başkan Özyavuz yaptığı açıklamada bu değerleri koruyup daha çok ön plana çıkaracak ve gelecek nesillere aktaracak çalışmalara da ayrı bir önem verdiklerini kaydetti. Bildiğiniz gibi Harran
ilk tohumun filizlendiği, dünyanın ilk ticaret merkezi, medeniyetin başkenti, Emevi hükümdarlığının başkenti Harran, hem tarım, hem kültür, hem de inanç turizmi açısından önemli bir şehirdir. Harran şehrinde, İmam Bakır mahallemizde yapımına başladığımız camimizin Harranlı hemşerilerimize, vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Hepinize selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da artan hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcak havadan kaçan vatandaşlar kıyafetlerini çıkartarak park, bahçe ve gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor. Hafta başından bu yana hava sıcaklığının arttığı Şanlıurfa'da termometreler 46 dereceyi gösterdi. Meteoroloji yetkilileri bunaltıcı sıcak havanın hafta sonuna kadar devam edeceğini belirtirken sıcak hava kentte yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezindeki vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlerken hayvanlar da gölgelik alanları tercih etti. Parklarda serinleyen sıcak hava nedeniyle çok sayıda su tükettiklerini belirten vatandaşlar, sabahtan akşama kadar zamanı gölge alanlarda geçirdiklerini söyledi. Biz namaza girdik, namazımızı kıldık, geldik burada gölgede oturuyoruz. Nasıl, hava sıcak mı? Hava sıcak, 41 derece bugün. 41, ha 41. Havalar sıcak. Oturuyoruz, kolgada oturuyoruz, parka geliyoruz. Ben namazı kılıyorum, ben geliyorum burada rahat edeyim. Akşam namazı da kılıyorum, eve gidiyorum. Hava sıcak mı? Sıcaktır hava. Sıcak kaç derece? He? Vallahi onu bilmiyorum, ancak Allah bilir. Sıcaktır, onu içiniz açmışım. Şaşırıyor, nereye gideceğiniz biz şaşırıyor. Sıcaktan ne yapacağını biz anlamıyoruz. Hava nasıl? Ne yapacağız? Sıcak. Mecbur çıkarıyor bunu. Vallahi dereceyi bilmiyorum. Ama sıcak, biz hiçbir yerde duramıyoruz. Böyle kaçıp, böyle kaçıp vakit de geçmiyor. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ve yönetim kurulu üyeleri Hilvan ilçesini ziyaret etti. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ve il yönetim kurulu üyeleri ilçe ziyaretleri kapsamında Hilvan ilçesini ziyaret etti. Hem belediye başkanımıza, hem de üyelerimize, hem de ilçe başkanlığa ve teşkilatçılara ayrıca teşekkür ediyorum. Hilvan'da ilk olarak AK Parti Hilvan ilçe başkanlığını, sonrasında ise Hilvan belediye başkanlığını ziyaret eden Kırıkçı, teşkilat ve belediye meclis üyeleriyle bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Belediye ziyaretinin ardından Hilvan Ziraat Odası, Hilvan Muhtarlar Derneği, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve son olarak da Hilvan esnafıyla bir araya geldi. Başkan Kırıkçı gerçekleştirilen ziyaretle ilgili şunları söyledi. Öncelikle bu uyumdan dolayı hem belediye başkanımıza, hem meclis üyelerimize, hem ilçe başkanlığına ve teşkilatçılara ayrıca teşekkür ediyorum. AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir yaptığı konuşmada şöyle konuştu. Hayret içindeyim, hayret içinde de olacağım. Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ise düşüncelerini şöyle açıkladı. 2023'e doğru çok güzel bir şekilde çalışmalarımızı yapacağız. Büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Kırıkçı, esnaf ve vatandaşları ziyaret edip gelen talepleri ve önerileri dinleyerek ilgili birimlere aktardı. Allah razı olsun.
Sayın seyirciler, İsrail polisinin eşlik ettiği 88 fanatik Yahudi Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Bu arada İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sultan Süleyman Caddesi'nde 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa baskınlarına devam ediyor. İsrail polisinin eşlik ettiği 88 fanatik Yahudi Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El Mağriba kapısından Aksa'nın avlularına akın etti. Baskın düzenleyen Yahudiler Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere karşı slogan attı. Fanatik Yahudiler Cuma ve Cumartesi günleri hariç her gün sabah veya akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştiriyor. Bu arada İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sultan Süleyman Caddesi'nde 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. Yerel kaynaklar İsrail askerlerinin gerekçe göstermeden 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldığını belirtti. Gözaltına alınan çocukların Salah Eldin Caddesi'ndeki polis karakoluna götürüldüğü aktarılırken çocukların kimlikleri henüz bilinmiyor. Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında olan Kuyucuk Gölü'nde ne su ne de kuş kaldı sayın seyirciler. Kuraklığın da etkisiyle tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü havadan görüntülendi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birincisi, Türkiye'nin ise 13. Ramsar alanı olan ve Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan 245 hektarlık göl, 416 hektarlık Ramsar alana sahip olan ve denizden 1627 metre yükseklikte bulunan Kuyucuk Gölü tamamen çöle döndü. Kars'ın Arpaçayır ilçesindeki Kuyucuk Gölü kuş cenneti tamamen kururken kuraklıkla birlikte gölde yaşayan kuş türleri de bölgeyi terk etti. Kuyucuk Gölü'nde su kalmadığını ifade eden vatandaşlar Kuyucuk Gölü'ne kuşları seyretmek için gittiğini söyledi ama şimdi ne göl ne de kuş kaldığını belirtti. Yaklaşık 230'un üzerinde kuş türünün tespit edildiği göl her yıl Ekim ayının sonu Kasım ayının ilk haftasında yaklaşık 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu. 1997 yılında 13 metre derinlikte olan gölde 2021 yılının Temmuz ayında bir damla su kalmadı. Kuşların üzerinde uçmadığı göl artık büyükbaş hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Şu anda Kuyucuk Kuş Gölü'ne ben arada bir gelip buradaki kuşları, doğayı seyrediyorum. Fakat bugün geldiğimde tamamen kurumuştu. Epeydir gelmiyordum. Hemen 5-6 aydır gelmiyordum. Tamamen kurumuş şu anda. Ne kuş var, ne su var, hiçbir şey yok. Kuşlar bile terk etmiş. Suz olacak yeri ne yapacak kuşlar? Ama burayı tabii yazık. Bir takviye bir su verdiler bir ara. O da olmadı, o da tutmadı. Tabii ki buranın görsel şeyi çok güzeldi. Şu anda hiçbir şey kalmamış, çöl olmuş. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, mültecilere yönelik ırkçı söylemlerin gündeme geldiği bu günlerde Suriyelilerle düzenlenen dostluk maçına ev sahipliği yaparak bu bölgede huzur, barış, kardeşlik ve kalkınma istiyoruz, bu uğurda yolumuza devam edeceğiz dedi. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecilere yönelik ırkçı söylemlerine Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Suriyelilerle düzenlenen dostluk maçıyla cevap verdi. Akçakale Belediyesi ile Suriye İstiklal Cemiyeti Derneği tarafından 8 takımın yarıştığı halı saha turnuvası düzenlendi. Akçakale Belediyesi Spor Tesisindeki turnuvanın kupa maçını Başkan Yalçınkaya, Suriye İstiklal Cemiyeti Derneği Başkanı Mehmet Casım Fendi ve vatandaşlar izledi. Karşılaşmada Harran Sırrın futbol takımı birinci, Akçakale El Arabiya takımı ise ikinci oldu. Dereceye giren takımlara Başkan Yalçınkaya tarafından kupa ve madalyaları verildi. Dernek Başkanı Fendi turnuva sonrası yaptığı açıklamada Suriyeliler adına teşekkür etti. Başkan Yalçınkaya da Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın sözlerini kınayarak şu sözlerle dostluk mesajı verdi. Sırnak,
burada Suriyeli kardeşlerimizle dostluk maçı yaptık. Ve buradan ırkçı Bodur Belediye Başkanı'na mesaj verdik. Tarihimizde her zaman mazlumların, mağlubların yanında yer almış Türk milleti, geçmişte İspanya'dan kaçan Yahudilere kucak açmış ve bunları bağrında barındırmış. Suriyeli kardeşlerimin mezarı Çanakkale şehitliğinde, Laskiye'den, Halep'ten, Şam'dan gelenlerin mezarı orada duruyor. Bunlar bu vatanın evlatları, bu coğrafyanın parçası ve bu ümmetin birer parçası. Bu sebeple biz bu söylemleri şiddetle kınıyoruz. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz sayın seyirciler. Yarın gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.